Kız Allah cezanı vermesin. Beni rezil ettin, rezil ettin. Ticari itibarımı sarstın. Koskoca adamlar senin yüzünden tapudan döndü Yasemin sen vazgeçince. Kızım, sen 350 bin liralık evi 150 bin lira diye bana kakala... Saf mıyım ben? Saf mıyım kızım ben? Allah'ın safı. Safsın tabii. Kim kandırdı seni bu ev 350 bine diyor diye ya? Benim bak sana söyleyeyim, benim artık ne emlakçıyla ne bilmem ne işim olmaz. Ben gittim gül gibi bankadan kredimi çektim, evimi ipoteğe verdim. Kocamın parasını peyderpey ödeyeceğim bankaya. Eksper Bey şimdi gelir eli kulağında. Ondan sonra o da eve değer biçecek. Bitti gitti artık o iş, tamam. Manyak. Kız sen nasıl ödeyeceksin bankaya mankaya öyle borçları Yasemin? Tehlikeli işler bunlar bak. Söyleyeyim yani korkutmak gibi olmasın. Hazır evin varken sat kurtul. Senin gül hatırın için 170 olsun kız hadi. Sus artık. Ben şimdi döküğümle söküğümle ilgileniyorum. Adam gelip buraya şeyi biçecek. Konuşma bak geldi. Artık avucunu yalayacağım. Emoş, emoş. Göreceksin sen şimdi kim avucunu yalıyor. Bana bak abuk sabuk şeyler yapma ha. Terbiyesiz. Buyursunlar. Bankadan geliyorum. Hoş geldiniz Eksper Beyciğim. Şöyle geçin. Efendim bu bizim söz konusu evimiz, nadide evimiz. Kapıdan girer girmez gördüğünüz gibi sizi bir salon karşılar. Oradan da bahçeye açılır. Yani çift girişi vardır evimizin. Hah. İşte tam da bu yüzden rüzgar böyle böyle çift taraflı eser beyefendiciğim. Bu evde hiç ısınamazsınız. Yani ısı yalıtım falan zaten hak getire. Efendim bu külliyen yalandır. Çünkü ben şahsen kışın ortasında bile şortla gezerim. Hayır yani şort dediysem edep dahilinde Bermuda babında. Ay güleyim bari. Bermuda'ymış. Daha geçen gün evin içinde kardan adam gibi dolanıyordu ayol. Tamam canım ben karışmayayım. Siz şöyle bir gezin göreceksiniz zaten. Duvarlar artık rutubetten nemden sıva tutmuyor sıva. Hem siz filmlerde bile görmemişsiniz. Eksper'in yanında bir şeytan kadın böyle çantasını almış tink 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 evde geziyor. Olumsuz olumsuz şeyler söylüyor. Çünkü bu hanım izah edeyim hemen. Emlakçıdır. Ve ben ona satmadım. Zırnığımı vermem. Affedersin. Süpürüm atmam buna. O yüzden de fokurdadı, telaşlandı kadın. Yazık. Tamam beyefendiciğim. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Size yerini gösteriyorum. Şunu çekin. Arkasındaki deliği, rutubeti siz görün yani. Hiçbir şey demiyorum. Affedersiniz ama benim sevgili anneanneciğimin bir lafı vardır. İki asır bir mısır, gir içinde zır zır osur. Yani aynen öyle bir ev. Kusura bakmayın. Eksper Beyciğim, anneannelere saygımız sonsuz. Anneannenin ellerinden öperim. Ama seni ben bir osurturum bak. Ah beyefendiciğim, su tesisatı berbat. Bir kere duş alayım dedim kız, suni göl içinde kaldım. Böyle neşeli de bir sokak deli. Efendim bizim ev 100 metrekare ama mimari yapısı çok iyi olduğundan bazen evde birbirimize dahi rastlamıyoruz. O derece kullanışlı bir evimiz var. Gezelim mi? Buyurun. Buyurun, buyurun. Lan! Sen git düdük sat, düdük terziliği bırak. Ne olan bu düdük gibi yapmışsın elbiseleri? Sana şimdi telefonu gönderiyorum ben. Bak iki tane ayağına atsan, bak göreceksin. Adi terzi seni. Kapat lan telefonu. Hadi. Sen de kimsin? Terzi. Allah tarafından gönderildim. Terziler Birliği'ne kaydım da var. Ne diyorsun? Vallahi çok bağırdığınızı duydum bir meslektaşıma. Hı. Nedir sorun? Kollar değil mi? Peki sen bunları iki saatte düzeltebilir misin? Düdük gibi yapmış ama sen. Pay varsa bakarım. Yoksa tillahı düzeltemez de. Dur bakayım. Var payı. Dikiş makinesi varsa yaparım. Yoksa olmaz. Tamam oğlum. Sen git bir tane dikiş makinesi bul gel. Fırla. Koş oğlum. Çabuk. Koş. Fırla hadi fırla. Paça da kısa olmuş ama. Efendim buyurun. Tamamlandı. Ay yaşa be. Teşekkür ederim. Bravo valla. Üzerime bu kadar oturan bir takım elbisem daha olmamıştı.
Çok sevindim. O zaman ben kendi meseleme gelebilir miyim? Efendim şuradaki arkadaş da biliyor, mahallede karşılaşmıştık biz onunla. Benim eşim Sinan Kalyoncu size 100.000 TL borcu varmış. Bakın ben de eşim de borcuna son derece sadık, halkçı insanlarız kendi halinde. Fakat biz ihtiyaç kredisi için bankaya başvurduk. Banka bize diyor ki 1-2 güne çıkar. Çok rica ediyoruz, bize bir hafta falan süre verin. Biz borcunuzu size takdim ederiz. Benim özel tarzım olun. Ben size bir hafta 15 gün vakit tanıyayım. Ama ben kadın tersiyim. Ben abiye yapıyorum. Yaz Ab benim adım. Yani abiyeci Yasemin manasında. Ama eşiniz falan ya da yani sevginiz falan gibi kişilere yaparız abiye. Ya kes. Kes. Bizim ne söküğümüz biter, ne deliğimiz biter, ne kurşun deliği biter, ne bıçak deliği biter ya. Beyefendiciğim bakın, biz size namusumuzla paranızı ödeyeceğiz diyoruz. Hiç yani kusura bakmayın da ben mesleğimi tefecilere harcayamam. Tefecilere de hizmet veremem, çok pardon. Çekilir misiniz lütfen? Bırak gitsin, bırak. Bakalım kocasının borcunu nasıl ödeyecek? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.